Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te eski serilerimizden birisi olan her bütçeye uygun en iyi forvetler serisini çekiyoruz. Bu serinin devamında gelecek dostlar biliyorsunuz çok önceden beri bu seriyi yapıyoruz. Yaklaşık yani bir buçuk ay falan oldu yapmadı. Siz de abi oyun bayağı değişti, metalar değişti dediniz. Yenisini istiyoruz dediniz. Ben de sizleri kırmayıp bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu videoda forvetlere bakacağız dostlar. Forvetlerin her bütçeye uygun olanlarına bakacağız. Şu şekilde yapacağız. Ee, ucuz forvetlere bakacağız. Orta e, derecede pahalı forvetlere bakacağız. Orta pahalı ve pahalı forvetlere. Yani 4 ayrı kategoride forvetleri inceleyeceğiz. İncelediğim oyuncuların da özelliklerini sizlere aktaracağım. Ee, bu zamana kadar ettiğim tecrübeleri de dostlar sizlere aktarmaya çalışacağım oyunla ilgili. Ee, şimdi videomuza geçelim. Siz de videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi ucuz forvetlerimizden başlıyoruz arkadaşlar. Sizi hiç oyalamadan ilk ucuz forvetimizi söylüyorum. Dostlar oyuna ilk başladığım zamandan beri kullandım. Bu arada kamerayı bu tarafa aldım dostlar. Çünkü e, solda bazen oyuncu isimleri gözükebiliyor. Sizin daha rahat görebilmeniz için. E, ilk oyuna başladığım andan beri forvetle oynattığım ve yeni başlayan arkadaşlara ısrarla önerdiğim Handy Center for oynatacaksınız. Yalnız sağ forvet olarak değil. Center for'da da aynı ratingle oynuyor dostlar. 3 levelini tavsiye ettim. Artık herkesin yani yeni başlayanın bile 10 milyonlardan fazla parasının olduğunu düşünerek. E, eskiden tabi böyle değildi. İlk video çektiğimizde bu handy mesela 50 milyonlar falandı. Fakat tabi yeni kartlar geldikçe değerleri düşüyor. Handy 13 milyon 3 levelını tavsiye ediyorum dostlar. Gördüğünüz gibi 13 milyon değeri var. 99 hızı var. E, nasıl kullanmanız gerektiği hakkında bütün bir oyuncu kafa vuruşu da yapar. Şut da çeker defans arkasını da kaçar Fakat yedek oyuncu değil Hendi'den tek şikayet ettiğim nokta o olmuştu Sonradan yedek oyuncum olmasına rağmen Yedekten bana hiç katkı vermedi e, İlk 11 oyuncusu olarak düşünebilirsiniz Dostlar Bir diğer ucuz forretimize geçelim Perisic Dostlar Ivan Perisic'in National Hero kartı Fiyatı oldukça düştü 47 milyondan 30 milyona geldi hatta ee, bir ara 47'den 17'ye kadar inmişti fakat şu an geri 30 milyonları gördü dostlar. Ee, hızı gerçekten çok iyi ve özellikle Paris için. Yani bu arada bunu da yine Santrafor olarak öneriyorum. Ee, sol aç, e, sol Forvet olarak da oynatabilirsiniz. Sola çıkan diyor ama sol forvet de oynuyor. Hatta herhalde Santrafor'da e, bir de artı rating kalıyor dostlar. Paris için ucuz da önerdiğim için bir level'ını tavsiye ettim. 30 milyon değeri var. 2 da 5 en önemli özelliklerinden biri bu. Sağ ve sol ayağını çok etkili kullanabilen bir oyuncu. Aynı zamanda sizde 104 artı e, hıza ulaşacak takım renginize uyum sağında hem fiziksel hem e, hız olarak gerçekten iyi bir oyuncu. Özellikle en büyük artısı da kesinlikle 2 ayağının da 5 olması. Peristik de bu anlamda gerçekten öneriyorum dostlar. Kullanabilirsiniz. Şimdi birçoğunuzun kullanmadığı, bilmediği daha doğrusu e, ucuz oyuncu türümüz için Torres öneriyorum 5 levelını öneriyorum Dostlar siz görmüyorsunuz ama burada şöyle basayım görün sizde 29 milyon 300'e satılığı var 5 level Fernando Torres retiklerinin çok daha fazlasını yansıtan bir oyuncu sürekli aralara top attığınızda gidebilen bir oyuncu özellikle yeni başladıysanız 5 level Fernando e, Torres alarak 29 milyon 300'e e, bunu önermişiz yani Perisic ile hemen hemen aynı değerde İkisi beraber bile oynayabilir dostlar Tabi bunları kurarken şunu unutmayın ee, Takım renginiz çok önemli dostlar Önceliğiniz takım rengi olsun Benim bu önerdiklerimin arasında Takım renginize uyanlara bakmanızı tavsiye ederim Tabi yeni başladıysanız Hepsini baz alabilirsiniz Sizin için fazla sıkıntı olmayacaktır Yeni başladığınız için Evet 5 level Fernando Torres'ten sonra Gelelim bir diğer ucuz oyuncumuza Messi dostlar benim hala takımımda aktif olarak kullandığım ve sıralamaya girmemde dahi hiç oyunda sırıtmayan bir oyuncu. Ee, Lionel Messi. Messi'de dostlar 5 seviyesini kullanıyoruz. Ee, 30 milyon ucuz yani ben 6 kullanıyorum da 6 sattım hatta 7'ye geçeceğim Şu teklif benim arkadaşlar. 7 Messi'si olan varsa da satsın ya. Yine şuna basıyorum dostlar gördüğünüz gibi 31 milyon e %3 tane satılık var Messi'den. 13 milyonlara düşmesine rağmen geri yeni gelen oyuncular bazen onun yerini alamadığı için Tekrar kendi değerine çıktı 31 milyon şu anda 30 milyon yazmışım Ben buraya 5 level Messi'yi de alıp gerçekten kullanabilirsiniz Messi'de şöyle bir tavsiyem var size dostlar Messi kesinlikle fiziksel müdahalelerde kullanmayın Bilek hareketleri gerçekten animasyonları Oyunda en iyi olan oyunculardan bir tanesi kendisi. Eğer bilek hareketlerini etkili kullanırsanız Messi'nin gerçekten size çok büyük katkı verecektir. Ee, oldu. Yani her oyuncuyu tanımanız gerekiyor. Messi benim en fazla asist yapan oyuncum dostlar. En üst seviyelerde, en üst liglerde bile en fazla asist yapan oyuncum. Onunla bilek hareketleri yapmanız gerekiyor. Rakibi sürekli sağa sola çekerek e, hamle yapmasını engellemeniz gerekiyor. E, ile gidip omuz omuza gitmemeye çalışın dostlar. Evet ucuz olanlar bu kadardı dostlar. Ortalara geçiyoruz. En fazla ortadan tavsiye ettim. Çünkü genelde burada oluyor istekleriniz. E, Tabi orta pahalı ve pahalı da e, önereceğim sizlere. Şimdi ilk orta oyuncumuz Aubameyang'ın National Hero Kart'ı. Bu da benim e, hala 11'imde olan bir oyuncu. 3 seviyesini e, tavsiye etmişim 140 milyona. Dostlar şimdi bu fiyatlar size pahalı gelmesin. Çünkü artık herkes arena görevleri yaparak bu fiyatları, bu e, bp'leri elde edebiliyor. Hani dolayısıyla 140 milyon fazla bir şey değil. Bunu ortada tercih ettim onun için. 3 devel abumayank gerçekten mf'de oynadığında özellikle. Tekrar söylüyorum mf'de oynayacak. Ve önünde bir forvet olacak. Yani inanılmaz skor katkısı veren, defans arkasına sürekli kaçan ve size gerçekten ekstra beklediğinizden de fazla katkı verecek bir oyuncu. Evet şimdi bir diğer oyuncumuza geçelim. Ee, Crespo demişiz. Evet Crespo'nun Club Hero kartını burada önermişiz dostlar. 97 milyon he, pardon 104 milyon. E, 104 milyon için dostlar özelliklerini göstereyim. 97 97 şut, 82 pas, 96 top sürme ve 84 fiziksele sahip gerçekten bu fiyatları alabileceğiniz en iyi oyunculardan birisi. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Şöyle bir şey var Crespo'da. Ee, yine tek başına oynamaması gereken bir oyuncu. Ya bütün özelliklerden biraz biraz almış. Hem fizikseli iyi hem bakın güçlü kafa vuruşları var. Plase şutlar vurabiliyor. Ama ona biraz top getirmeniz gerekiyor. Fazla yalnız bırakmamanız gerekiyor. Onun için arkasında bir MF ile onu oynatmanızı öneriyorum dostlar. 104 milyonu alabileceğiniz en iyi en bütün forvetlerden bir tanesi Crespo. Şimdi gelelim Clivert. Clivert benim e, belki kadromda en uzun süredir eğer yanlışım yoksa duran oyuncum. Dostlar e, ben 3 seviyesini kullanıyorum fakat e, burada bir seviyesini tavsiye etmişiz. Orta düzey olduğu için. Dostlar şimdi Clivert'te şöyle bir şey var. Bakın Clivert Belki sizin Klapiro Ronaldo'nuzdan 1 milyarlık oyuncularınızdan daha iyi bitiriş yapabilir. Fakat Cliver top süremiyor arkadaşlar. Yani top sürmesi iyi bir oyuncu değil. Sürer. Fakat öyle inanılmaz top sürüşleri beklemeyin. Hani benim top sürerek de attığım golleri var. E, fakat dediğim gibi Cliver'ın asıl olayı top sürmek değil. Eğer e, diğer forvetiniz hızlıysa mesela ben bazen Aubameyang'la Cliver'ı oynatmayı tercih ediyorum. Bazen Ronaldo'yu bile yedek bırakıyorum onun için. Ki sonradan girdiğinde de çok etkili oluyor dostlar. Kafa topu indirmekte, uzun top oynamakta, kafa golü atmakta, oyunun kilitlendiği noktalarda ona orta açıp ya indirip ya şut atmakta gerçekten çok etkili bir oyuncu. Özellikle benim Barcelona rengime de uyduğundan ee, fizikseli falan çok yüksek oluyor. 105 genel reyting oynuyor bende dostlar. Size de eğer bu tarz orta açıp ee, diğer oyuncunuzun, diğer forvetinizin hızlı bir olduğu oyun tarzınız varsa Clive'ı de kesinlikle öneriyorum dostlar. Bir diğer oyuncumuz e, 6 level Messi bunu hemen yani gireceğim ama göstereceğim. 5 level'inde ucuza tavsiye etmiştim. 6'sını da kesinlikle tavsiye ediyorum dostlar. Ben de 108 hızlara falan ulaşıyor. Gayet yeterli bir kanat oyuncusu ve dediğim gibi ekstra animasyonları var. Farklı bir oyuncu önereceğim şimdi. Mane'yi öneriyorum dostlar. Neşin Heron'un Mane'si bileklerine çok hakim. Fazla güçlü bir oyuncu değil ama hani öyle çok güçsüz yıkılır diyebileceğiniz bir oyuncu da değil. Gördüğünüz gibi 103 hızı var. Eğer hani Liverpool gibi bir takım renginiz varsa 103 hız e, muhtemelen 110 falan olacak. 110 hız 90 fizikselde bir oyuncuya sahip olacaksınız. Tek eksik yanı e, Mane'nin şöyle bir şeyi var. E, çok fazla uzaktan çekip e, şut çekebileceğiniz bir oyuncu değil. Genelde yakına çalımlarla gidip kaleciyle karşı karşıya şut çekmek ya da Asist yapmak için kullanacak bir kanat arıyorsanız, bir sol açık arıyorsanız Mane kesinlikle sizin için iyi bir alternatif olabilir. Değerlendirin derim. Hem de 85 milyonla e, gayet yeterli olabilir. E, bu arada şu şeyi de kapatalım. Evet geçelim bir diğer oyuncumuza dostlar. Ortalar bitti. Orta pahalıya geçiyoruz şimdi. ilk önerdiğim orta pahalı oyuncusu Yine Aubameyang fakat Nation Hero'su değil bu sefer Club Hero'su. Şimdi neşin Hero ile farkı ne? Dostlar şimdi bazen bana soruyorsunuz. Ee, neşin Hero'su mu daha iyi Club Hero'su mu daha iyi gibi sorular alıyorum. Şöyle bir şey dostlar. E, ikisinin karşılaştırılması aslında çok farklı kartlar gibiler. Bu hızı daha düşük fakat teknik özellikleri ve fiziksel olarak bence daha etkili. E, diğeri de. Hız olarak etkili. Bence bunu forvet olarak oynatmak için öneriyorum. Diğerini de MF olarak oynatmayı öneriyorum. Glapiro Abumayang'ın fiyatına gelecek olursak dostlar 218 milyon. Buraya orta pahalı da tercih etmişiz. Santrifor olarak değerlendirebileceğiniz bir oyuncu. Gelelim diğer forvetimize orta pahalı türünde. Mbappe dostlar Mbappe'den verim alamayan arkadaşlar için öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mbappe'yi kesinlikle Santrifor'da oynatmamalısınız. Mbappe'yi sol açık ya da sağ açık olarak tercih edin. Gerçekten alacağınız verimin ne kadar daha üst seviyeye çıkacağını göreceksiniz. Hızlı bir oyuncu zaten hani çoğunuzun bildiği bir oyuncu denk gelmişsinizdir illaki rakip takımda falan. Klapiro Mbappe'yi de sol açık olarak oynatmak isteyen arkadaşlar için 400 milyon fiyatı da yani fiyatı da sağlam var. 400 milyona ee, öneriyorum. Bence gayet etkili bir oyuncu. Bu fiyatlar herkesde arttığı için. Şimdi Neymar'ın Club 1'osunu önereceğim dostlar. Ee, yine fiyatımız 400 milyon. Mbappe ile aynı fiyat. Eğer şunu soracak olursanız Mbappe mi Neymar mı tercih edersin diye soracak olursanız. Kesinlikle bu takım renginize bağlı. Eğer Barcelona Paris Saint Germain gibi renklere sahipseniz Neymar'ı e, yani yine Paris Saint Germain sadece kurduysanız da Mbappe'yi tercih etmenizi öneriyorum. İkisinden de verim alacağınıza eminim dostlar. E, ee, i̇ki kart da bence çok iyi kartlar. İkisini de açık olarak oynasın. Neymar'ı da MF'de pek beğenmiyorum açıkçası. İkisini de açık oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer forvetimiz Crespo'nun yeni kartı dostlar. Bunu bir kere 2 v 2de oynadım. Çok hoşuma gitti. Ee, gerçekten yine dediğim gibi Crespo'yu tanıtmıştım. Tekrar tanıtmaya gerek yok deparına kadar düşük olsa da hızlanması yani topu aldığınız ilk andan topu açış anına e, kadar geçen süredeki hızı gerçekten çok yüksek. E, bu seviyede 1.84 boyunda bir oyuncuya göre pozisyon alma ve bitiriş konusunda zaten Crespo çok iyi bir oyuncu. Bunu anlatmıyorum. LC Kart'ında öneriyorum 230 milyon değeri var fakat şu an satan yok dostlar. E, bir diğer oyuncumuz Luis Nani. Evet Nani'nin de dostlar Neşin kartını önermişim. 176 milyon değerinde. Özelliklerine gelecek olsak yine eğer takım renginize uyarsa yüz küsürleri bulacak. E, takım renklerinde de neler var? Valencia, Fenerbahçe, Manchester United. Bunu genelde Manchester United kullanan arkadaşlara öneriyorum. Yani bir Joker oyuncusu da olabilir. Yedekten de alabilirsiniz. Eğer fazla paranız varsa böyle bir yedek oyuncusuna sahip olmak istiyorsanız. En büyük özelliklerinden birisi yine iki tane ayağının da 5 ile kullanması. E, şutunun 91 gözüktüğüne bakmayın bu arada. Nani diğer dediğim Mane'ye göre çok daha iyi şut çekebilen oyuncu. Zaten şut gücü 101 uzaktan şutu da 101 buradan görebilirsiniz dostlar. Sadece bitiriş kötü olduğu için şutu kötü gözüküyor. Yani Nani ile aslında yakından değil uzaktan şutların gol girme olasılığı daha yüksek. Uzaktan güzel goller atabilirsiniz. Onunla da... Ee, bakalım evet. Pahalılara geçiyoruz şimdi. Dostlar benim yeni oyuncum olan Ronaldo. Gerçekten çok farklı bir oyuncu dostlar. Hani iki ayağını da beşte kullanıyor. Çok joker bir oyuncu. En fazla skor yapan oyuncularımdan bir tanesi. Çok teknik. Yani her özellikten almış öyle diyeyim sizlere. Ronaldo'yu da dostlar kesinlikle öneriyorum. Fakat bunu tabii ki ileri aşamalarda ya da fiyatı yani şeyi olanlar. BPS olanlar yüksek takım olanlar için öneriyorum. Özellikle takım renkleri konusunda Milan, Real Madrid, Inter, Barcelona gibi e, ana takım renklerine sahip olduğu için ve vasıflarının da çok iyi olduğu için Ronaldo'yu kesinlikle öneriyorum. Hiç pişman olmayacağınız bir oyuncu fakat 1 milyar gibi bir değeri var. Gelelim Neymar. Neymar'ın yine benim oyuncularından birisi. Bunlar kendim tecrübe ettiğim oyuncular olduğu için tam garanti oyuncular yani ben 700 milyonu almıştım. 839 milyonu bulmuş. Bu da 839 milyonu National Hero Neymar tercih edebilirsiniz. Gerçekten her özelliği çok iyi. Ve yine Messi gibi ve Hede Messi'de anlattığım özellikler gibi bileklerine çok hakim bir oyuncu. Kovarejma bunu neden pahalıya yazdım dostlar 1 milyarlık oyuncuların yanına. Çünkü Kovarejma'yı bulmanız gerçekten çok zor olabilir. Burada 300 işte 22 milyon değeri gözükse de bunun size e, alabileceğiniz değeri muhtemelen e, bir 450-500 milyonlar civarı olacaktır en iyi ihtimalle. E, çünkü şöyle zaten en yüksekten iki tane satılığı var ki şu an en az satılık e, istenme şeyinde sayısında burada 10-12 falan gördüğüm oluyor dostlar. Kuarajmayı da tercih edebilirsiniz. Ele e, böyle Klawert tarzı kafa vuruşu yapabilen oyuncularınız varsa kuarajmanın mükemmel ortaları var onu da ekleyeyim. Henry, Lc Henry dost, a, Lc demişim. Lc tabi daha var arkadaşlar. Nh Henry, e, şimdi bu da yüksek diyeceksiniz ama tabi o bunun dört katı. Henry'i tercih ettim. Burada da ne şey o Henry? Yi. Dostlar Henry'de şöyle bir şey var. Henry yine boyundan dolayı inanılmaz top sürebilen bir oyuncu değil. Fakat gerçekten çok teknik bir oyuncu. Karşı karşıya atma yüzdesi çok yüksek. Şutları çok iyi. Özellikle yayın sol tarafından. Hemen göstereyim dostlar. Henry'nin yani ilginç bir kendi yeri var böyle. Şu taraftan dostlar. Buralardan aynen. Buradan böyle çektiğinizde Henry ile plase vurmanız gerçekten çok iyi gidiyor. Bu arada Fethi'sin de ters sahneye gitti. Saçma sapan bir vuruş yaptı. Şimdi buralardan dostlar. Şu bölge gerçekten Henry'nin bölgesi. Buradan çektiğinizde plaseyi vurdunuzda mükemmel goller atıyor gerçekten Henry. Onu da orada bir denemenizi öneririm. Henleyi çözdüğünüzde gerçekten oyunun en iyi oyuncularından birisi olduğunu anlayacaksınız dostlar. Evet listemiz bu kadar. Sizin de eklemek istediğiniz oyuncular varsa e, videonun altına bunu belirtebilirsiniz dostlar. E, bence bu oyuncuların hepsinden verim alabileceğiniz oyuncular olduğunu düşünüyorum. Özellikle tekrar ekliyorum. E, bu oyuncuların tabii ki kadronuza uyum sağlamasını yani bundan kastım takım renklerinize uymanızı, uymasını ve artı almasını göz ardı etmeyin. Sadece iyi diye almayın dostlar. bir tane falan öyle tercih edebilirsiniz. Ben mesela işte şurada işte Abu Meng'i tercih ediyorum mesela. Böyle oynamıyor benim takım bu arada şöyle göstereyim. Şurada 7 level Messi olacak. E Clivert yedek oyuncum. Yedekten Clivert girdiğinde de çok etkili oluyor. Bunu da ekliyorum sizlere dostlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bayağı bir uğraştım sizler için yine en iyilerini araştırdım dostlar. Videoyu beğendiyseniz siz de lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.